Çok değerli meslektaşlarım, saygıdeğer basın mensupları ve sayın katılımcılar. Bundan 8 yıl önce bugün bulunduğumuz bu alanda eli kanlı terör örgütü mensupları kalleşçe, masum, sivil ve askeri vatan evlatlarını hedef alarak bu hain saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. 29 personelimizin şehit olmasına ve 75 personelimizin de gazi olmasına sebep olmuştur. Bu alçak saldırı bir kez daha bölücü terör örgütü ve yandaşlarının kanla beslenen gerçek yüzünü ortaya koymuştur. 8 yılını geride bıraktığımız bu alçak saldırıda acımız bir an olsun eksilmemiş, aksine bu mevhum olay bizi daha da çok birbirimize kenetlemiştir. Burada bulunan ve bulunamayan meslektaşlarımızın hepsi şüphemiz yoktur ki bu ruh ve inançtan asla bir adım geri atmayacak, zerre kadar bu terör örgütlerine taviz vermeyecek, bu menfur saldırıdan dolayı asla yılmayacaktır. Değerli kardeşlerim, bizleri burada bir araya getiren de bu kardeşlik ruhudur. Biz de bu vesileyle bir daha bu acıların bu topraklarda yaşanmaması temennisiyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Bugün burada 17 Şubat 2016 tarihinde hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda hayata gözlerini kapayan 29 şehidimizi anmak ve aziz hatıralarına sahip çıkmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu da bize ülkemizin gerek jeopolitik konumu, gerekse her alanda hızlı bir şekilde büyüme kaydetmesiyle birlikte terör ve şer odaklarının hedefi haline geldiğini ve gelmeye devam edeceğini, bu sebeple ülkemizin ne haininin ne de düşmanının bitmeyeceğini açık ve net olarak göstermektedir. Temel gayemiz ise yurdumuzun bağımsız bütünlüğüne kim göz dikerse onun başını ezmek için her platformda mücadele etmektir arkadaşlar. Bu bağlamda Memur Sen ailesi olarak her koşulda devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin karşısında olanların da karşısında dimdik duracağız. Bizler Türk milleti olarak kendi içimizde problemler yaşasak da söz konusu vatanımız olduğunda Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi yek vücut olmayı çok iyi biliriz. Bizler Kürşat'ın, Alparslan'ın, Fatih'in, Mustafa Kemal'in taşıdığı kanı taşıyoruz. Kim ki kutsal değerlerimize, vatanımıza el uzatırsa o eli kırmasını çok iyi biliriz. Bizdeki vatan sevgisi imanımızdan gelir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün burada sizlerin huzurunda bir kez daha aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Öncelikle aziz şehitlerimize ve burada bulunan katılımcıların ahirete irtihal eden eş, dost ve akrabalarına Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buraya kadar gelerek bizlere destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Arz ederim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Arkadaşlar, programımıza karanfil bırakma töreni devam edip programımızı sonlandırıyoruz inşallah. Aziz şehitlerimizin ruhları için El Fatiha.